Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ayda hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün bu videoda biraz sanatsal bir konuşma yapacağız. Sanatla ilgili bir konuşma yapacağız. Entelektüel birikimlerimizi aktaracağız size. Beraber bir tiyatro oyununa gittik. Onunla ilgili kendi görüşlerimizi aktaracağız. Bundan sonraki videoda da gittiğimiz bir gösteriyle ilgili yine görüşlerimizi paylaşacağız. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ukulelemi sattım. Zeynep Evet. Hanım'a, Hayırlı. Zeynep Uğurlu olsun Hanım, Zeynep adana. Hanım'a buradan şöyle bir selam gönderiyorum izliyorsa. Mükemmel bir kadındı. Müthiş tatlı bir insandı. Oğlunu almış. Çok süperdi. Bir de hayata tutunmak için bir şey yaptım bugün Ayda. Ayakkabı Ne parlatma yaptın? süngeri aldım. Evet. Evet, güle güle kullan. Parlatarak gezeceğim artık. Geleceğinde en az onlar kadar parlak olsun. Anneannem de böyle konuşuyor. Evet, oyunumuzun ismini söyler misiniz? Bir yaz gecesi dönümü rüyası. Bir yaz gecesi dönümü rüyası. Ankara'da Çankaya sahnede izledik. Değil mi? Evet. Sen görüşlerini paylaş. Sonra ben paylaşırım. Şimdi zaten iki perdeydi. Aradan önceki kısım bence daha iyiydi. Yani gittiğimizin üstünden de zaman geçtiği için birazcık hatırlamaya çalışıyorum açıkçası. Ama genel olarak yani en sonunda oyunu çok beğendim mi dersek aşırı beğenmedim. Öyle sen de araya dahil olsan mı acaba maça mı bakıyorsun şu anda tam çözemedim ama. Hayır ya, söz hakkını sana verdim. Fikrini anlat diye. Bu kadar mı senin fikrin oyunla ilgili? Biraz konuşursak hatırlayacağım ben de bir şeyler. Şimdi periler falan vardı. Eşek vardı. Bir düğün ha hatırladım Biz boşuna birazcık. gitmişiz ya. Biz Hayır. bilet parasını geri Hayır. isteyelim ya. Boşa gitmişiz. Ya oyun boyunca bir Bir tane düğün kadın vardı. gerçekleşecek ama bu düğün gerçekleşemedi bir türlü. Yani çok uzun sürdü düğünün gerçekleşmesi. Ağır ilerledi. Verdiğimiz Sen de paraya yazık konuşabilirsin. olmuş. Verdiğimiz paraya yazık olmuş ya. Şöyle, yani çocuk tiyatrosu gibi bir şeydi bence. Yani kesinlikle gitmeye değmeyecek bir şeydi. Bir senaryo zaten berbattı bence. Bir tek oyunculuklar biraz iyiydi. Yani birkaç tane oyuncu iyi oyuncuydu belli yani. İşte bir komik çete vardı ya, komedya çetesi, beşli. Orada bir oyuncu biraz ön plana çıkmıştı. İsmini de bilmiyorum yani adamın. Ya bir tek o oyunculukla ilgili bir şey diyebilirim. Oyun iyi değildi yani. İşte sevenler sevdiğine kavuşamıyor. Büyü yapılıyor. Ondan sonra tekrardan büyü yapılıyor falan filan. Yani çocuklar gitse de sıkılırdı. Ben şunu anlamıyorum. Anlamadığım şey şu. Neden mesela bu oyun her hafta oynanıyor? Bu kadar kötü bir oyun neden her hafta oynanıyor? Neden özgün oyunlar çıkarılmaya çalışmıyor? Yine kötü olabilir. Ama bunun nasıl daha kötü olacak ki? Hani çalışma süresi falan lazım diyecekler de. Bir tane skeç çıkarırsın. Yemin ediyorum yarım saat izlesem daha iyi yani. Yani 2 saat sürdü diye paramın hakkını almış olmuyorum. Ya da 1 saat sürdü diye paramın hakkını almış olmuyorum. Bence boşa harcanan bir paraydı. Yani insanlar
İnsanlar böyle yeğenini falan alıp gidebilir, yeğenini, çocuğunu falan alıp gidebilir de şöyle bir izleyici kitlesini düşündüğüm zaman küçük birileri de yoktu. Hayır işte çocuklar için de sakınca bu olabilir. Mesela şey var. Nasıl diyeyim? İşte gay rolünde adam var mesela. Ben çocuğa nasıl anlatayım gay rolündeki adamı? Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Bizim kitapta yok. Bilmiyorum hangi kitapta vardı. Bilmiyorum ya. Bence şey değildi. Yani hangi açıdan? Mesela biz şöyle yorumlar duymuştuk. Hatırlıyor musun? Tiyatrodan çıkanlar ya çok iyiydi. Galiba o ambiyans ve işte tiyatroya gittik etkinliğine iyi diyorlar. Yani genel olarak ele aldığında hani bir şey olsun diye bekliyorsun aslında oyun boyunca ama o şey olmuyor. İşte ben bir şey olsun diye de beklemedim. Şimdi bir şey olsun diye beklesem oyunu izlerim. Oyunda bir şey olsun diye beklenecek de bir şey olmadı bence. Yani ilk Ya perdede de böyle bir şeyin devamı herhalde gelir diyorsun da ikinci de onu alamıyorsun. aşıklar yanlış büyü yapılıyor. Farklı kişilere aşık oluyor. Sonra tekrar aşık oluyor. Periler eşek bir tane diyor şeye aşık olsun da falan da. Yani rezalet bir oyun. Ben bunu diyorum ama dediğim gibi bir iki oyuncu iyiydi. Mesela yavaş konuşan adam. Ben yapacağım. Bu ne abi? Bu nedir abi? Tamam bir defa hadi komik bir tane patladık böyle saçma sapan bir şey olduğu için. Ama bütün oyun boyunca ben iyiyim. Bu arada adamın aynısını yapıyorum arkadaşlar. Evet, Şimdi birebir. gören, izlemeyen adam diyecek ki bu ne diyor? Ama izleyen adam da diyecek ki aynısı. Tam benim yorumum bu kadar. Gitmeyin. Gerek yok. 10 üzerinden 0. Ya sıfır demeyelim bence. Çünkü Ben diyorum oyunculuklar kötü kardeşim. değil. Ben diyorum Tamam, ben. sen de. Ben Tamam, sıfır sen de. diyorum. Ben Söyle. 3 vereceğim. 10 üzerinden 3. Gidin mi diyorsun? Bir gidin görün mü diyorsun? Yani giden görebilir ama yani yanına yeğenini, çocuğunu, bir şeyini alıp gidebilir. Çocuklar için Ben uygun bir oyun mu? hayır yani periler falan var diye böyle makyajları simli falan böyle yani o tarz şeyler için dedim de tamam o kısımlarda çok uygun değil. Ama oyunculukları çok kötü değildi. Mesela eşek falan komikti. O zaman da konuşmuştuk seninle. Komik değildi. Adam iyi oyuncuydu. Tamam ya komikti dediğim Çok daha ilgi kötüydü. çekici. Ya o sadece o adam iyi bir oyuncuydu bence. Maşa ile koca ayıya giderim yeğenimle. Ben gitmeyin diyorum. Sen de yorumunu söyle, bitirelim. Yani paraya evet yazık olur. Başka bir oyuna gidilebilir. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu da bir hatırlatayım.